Bu videoda atom büyüklüğü ya da atom yarıçapı kavramından bahsedeceğiz. Öncelikle ilk olarak atomları çok düzgün dairesel şekiller olarak düşünebilirsiniz. Eğer dairesel bir şeklin yarıçapını belirlemek isteseydim merkezi ile kenarları arasındaki uzaklığı belirlerdim, değil mi? İşte bu çizginin uzunluğu bu dairenin yarıçapı olurdu. Birçok kişi atomun kafasında canlandırırken merkezinde protonların bulunduğu pozitif yüklü bir çekirdek ve çekirdeğin dışında da belirli yörüngelerde bulunan elektronları hayal eder. Yani burada bu yörüngede elektronları hayal eder. Bu elektronların bu yörüngelerde sürekli döndüğünü. Eğer daha fazla elektron varsa fazladan bir yörünge, hatta yörüngeler vardır. Ve bu yörüngede de elektronlar bulunur. Bu durumda atom yarıçapını belirlemenin çok kolay olacağını düşünebilirsiniz. Tek yapmam gereken şey, atomun çekirdeğiyle en dıştaki elektronlar arasındaki uzaklığı belirlemek olmalı değil mi? Bu durumda buraya da atom yarıçapı derdik. Eğer elektronlar çekirdeğin dışında böyle düzenli hareket ediyor olsalardı, o zaman bu varsayım doğru olurdu. Daha önceki videolarda bundan bahsettik. Elektronlar çekirdeğin dışında belirli yörüngelerde bulunmazlar atomun yapısını güneş sistemine benzetemeyiz yani. Çekirdeğin dışındaki belirli yörüngelerde hareket eden elektronlar varmış gibi düşünemeyiz. Elektronlar orbitallerde yer alırlar. Orbital, elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu uzay bölgeleridir ama elektronun yerini tam olarak belirtmez. Mesela bir orbital çizelim. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Ben iki boyutlu çiziyorum ama aslında üç boyutlu. Yeşille çok taradığım, fazla taradığım bölgeler, yani koyu renk olan bölgeler, elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler. Tabii elektronun burada da bulunma olasılığı var. Buradaki bölgede de elektronların bulunma olasılığı var. Düşük bir ihtimal olsa da elektronlar burada da bulunabilir. Belki bir anlığına elektron burada da bulunabilir. En dışta bulunan elektron. Bu durumda. Burası atom yarıçapı olur. Ama bu elektron burada da bulunabilir. Ve şimdi de atom yarıçapı burası olur. Orbital kavramında elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelerden söz ettiğimize göre atomun kesin bir sınırının olduğunu söyleyemeyiz. Peki bu durumda atom yarıçapı atomların yarıçapları nasıl belirlenecek? Atom yarıçapını belirlemek için farklı yöntemler var. Yöntemlerden bir tanesine bakacak olursak, aynı elemente ait iki tane atomumuz olduğunu düşünelim. Aynı elemente ait iki atom. Birbirlerine bağlı olmadıklarını düşünelim. Aralarında bir bağ olmadığını. Yani bir moleküle ait atomlar değiller. Aralarında bir bağ oluşmadan bir şekilde olabildiğince birbirlerine yaklaştırdığımızı düşünelim. Birbirlerine olabildiğince en yakın durum nasılsa o haldeler. Bu atomlardan biri bu olsun, Diğer de bu. Eğer bu uzaklığı belirleyebilirseniz, en yakın durdukları haldeki bu minimum uzaklığı belirleyebilirseniz, bu ikisinin en yakın oldukları durumdaki minimum uzaklığın yarısını alırsak, atom yarıçapını belirlemiş oluruz. Tanımlardan bir tanesi bu. Buna van der Waals yarıçapı denir. Şimdi de başka bir yönteme bakalım. Yine iki atomumuz olsun, aynı elemente ait iki atom ve birbirleriyle bağ yapmış olsunlar. Bu atomlardan birinin çekirdeği, bu da diğerinin. Kovalent bağ ile bağlandıkları için bu atomlar elektronlarını ortak kullanırlar. Bu durumda bu atomların elektron bulutları, elektron bulutları birbirleriyle örtüşür. Kovalent bağda elektron bulutları birbirleriyle örtüşür. Bu durumda bağ elektronları zamanlarının bir kısmını bu atom üzerinde, bir kısmını da bu atom üzerinde geçirirler. Eğer böyle bir kovalent bağınız varsa iki çekirdek arasındaki uzaklığı belirleyebilirsiniz ve bu uzaklığın yarısı da atom yarıçapını verir. Bunlar atom yarıçapını belirleyebileceğimiz yöntemlerden ikisiydi. Şimdi de periyodik sistemde atom büyüklüğünün ya da atom yarıçapının değişim eğilimine bakalım. Öncelikle atom yarıçapının bir periyotta soldan sağa gidildikçe nasıl değiştiğine bakalım. Dördüncü periyoda bakalım. Ve potasyumdan kriptona doğru gittiğimizi düşünelim. Sizce bu durumda atom yarıçapı nasıl değişecek? Sizce potasyumla kriptonun atom yarıçaplarının karşılaştırması nasıl olacak? İsterseniz burada videoyu durdurun ve bunu kendi kendinize bir düşünün. Eğer dördüncü periyottaysanız en dıştaki elektronlar dördüncü katmandadır. Elektron dizilimlerinde son orbitaller sırasıyla 4s1, 4s2, burada da 3d orbitalleri dolar ve sonrasında p orbitalleri dolmaya başlar. Burada 4p1 ve bu şekilde devam eder. Potasyumdan kriptona doğru gittikçe tüm atomlarda en dıştaki elektronları dördüncü katmana yerleştiriyoruz. Bakalım neler oluyor. Potasyumun 19 protonu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 proton. 19 tane de elektronu var. Bunları da gösterelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ama en dış katmanda sadece bir elektronu var. Bu elektronu burada gösterelim. Çekirdekte 19 proton vardı. En dış kabukta da bir elektron. Tahmin edebileceğiniz gibi bu elektrona uygulanan bir çekim kuvveti var. Coulomb kuvveti. Elektronu tutan kuvvet. Kriptona bakacak olursak, çekirdekteki pozitif yük miktarı çok daha fazla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hepsini saymama gerek yok, 36 protonu var. Çekirdekte artı 36'lık bir yük var. Bunu yazalım. Artı 36. Burada da artı 19 ve kriptonun 36 elektronu var. 36 elektronumuz var. Biraz rotamdan kaydım ama neyse. Dış katmanda yani dördüncü katmanda s orbitalinde 2, p orbitalinde 6 elektronu var. Yani son katmanında toplam 8 elektronu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şu şekilde düşünebiliriz. Çekirdekteki pozitif yük ve dış katmandaki negatif yük arttıkça dış katman içe doğru daha çok çekilir. Şöyle düşünebilirsiniz, bu durumda kulom çekimleri artıyor ve kriptonun son katmanındaki elektronlar çekirdeğe yaklaşıyor. Bu da kriptonun atom yarı çapının potasyumun atom yarı çapından daha küçük olmasına sebep olur. Bu durumda aynı periyotta soldan sağa doğru gittikçe atom yarı çapı azalır. Tabii biz genel bir değişme eğiliminden söz ediyoruz burada. Bu nedenle tüm elementler içinde en küçük olan atom, atomları en küçük olan element hidrojen değil, helyum'dur. Helyum atomları hidrojen atomlarından daha küçüktür. Tabii bu durum hangi yöntemle belirlediğimize de bağlı olabilir. Neden olduğunu da hemen açıklayalım. Hidrojenin çekirdeğinde bir tane protonu var. Bir tane proton. Bir s orbitalinde de bir tane elektronu. Helyum'un ise çekirdeğinde iki tane protonu var. Nötronları göstermiyorum, farklı izotoplarda farklı sayıda nötron bulunuyor zaten. Neyse, helyumun dış katmanında da iki elektronu var. Kolaylıkla söyleyebileceğinizi tahmin ediyorum, burada Coulomb çekimleri daha fazla. Bu artı 2 ve elektronların toplam yükü de eksi 2. Bu durumda elektronlar içe doğru, içeriye doğru, çekirdeğe doğru daha çok çekilecekleri için çekirdeğe yaklaşırlar. Atom yarıçapının aynı periyotta soldan sağa değişiminden bahsettik. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı azalır. Peki bir grupta atom yarıçapının değişimi nasıldır? Bir grupta yukarıdan aşağıya doğru gittikçe atom yarıçapı nasıl değişir? Bir periyotta yukarıdan aşağıya doğru gittikçe periyot numarası artar. Yani çekirdeğin dışına yeni bir katman eklenir. Her seferinde bir katman daha. Bunun bir katmanı var, bunun iki katmanı. Eklenen her bir katman en dıştaki elektronların çekirdekten daha da uzaklaşmasına sebep olur. Bu durumda aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe atom yarıçapı artar. Hangi yöntemle ölçtüğünüze bağlı olarak atom yarıçapı artar. Peki genel eğilim nedir? Bir grupta yukarıdan aşağıya doğru atom yarıçapı artar, aşağıdan yukarıya doğru atom yarıçapı azalır. Peki atom yarıçapı en küçük element hangisidir? Az önce söylemiştik. Bu element helyumdur. Atom yarıçapı en büyük olan elementler hangileri peki? Sol altta bulunan bu elementlerin atom yarıçapları da en büyüktür. Bunların yarıçapı küçük, bunların yarıçapı büyük. Bu durumda genel eğilim olarak şunu söyleyebiliriz. Periyodik tabloda sol alttan sağ üste doğru gidildikçe atom yarıçapı azalır.